Sakız'daki ikinci günümüzden herkese günaydın. Bugün 16 Haziran 2024, aynı zamanda Kurban Bayramı'nın birinci günü. Öncelikle herkesin Kurban Bayramı kutlu olsun. Ülkemize ve tüm insanlara hayırlara vesile olsun inşallah. Otelimizden biraz önce çıkış yaptık. Biraz kaldığımız odanın balkonu Mastika Oteli, küçük bir butik otel. Daha sonra da buradan ilk etapta Pirgi bölgesine gidiyoruz. Pirgi denen bir yerleşim merkezi var. Geometrik evleri olan, tarihi çok eski ve çevreye gelen insanların kesinlikle uğradığı yerlerden birisi. Öyle güzel özellikler olunca kahvaltımızı da orada yapalım dedik. Onun için kiralamış olduğumuz, daha önce size gösterdiğim Nissan'ımızla, Micra'mızla şimdi yola çıkacağız. Eğer kiralık bir arabanız yoksa burada ulaşım biraz sıkıntılı. Toplu ulaşım çok fazla değil, yaygın değil. İşte dediğim Pirigi'ye mesela bazı günler hiç araba gitmiyor. Bazı günlerde bir araba gidip akşamda bir araba geliyor. Bizim eski köylerin usulü çalışıyorlar hala. Ama turizm çok hızlı gelişmekte. Bundan sonra herhalde hatırlar. Evet, şimdilik biz de Pirigi'ye doğru yola çıkıyoruz. İkinci sakız gününde. Oradaki paylaşımlarımızı, çekimlerimizi, izlenimlerimizi sizinle birlikte tekrar paylaşacağız. Bize iyi gezmeler. Evet, Armolia köyüne geldik. Armolia köyü eski mimarisi güzelmiş. Daha önceden çok güzel bir mimarisi varmış ama 1881'deki büyük depremde mimari biraz değişime uğramış. Eski çağlardaki yaşam merkezlerinden bir tanesi burası. Şu anda Armolia'nın sokaklarına doğru giriyoruz. Eski mimariden çok fazla kalmamış olabilir ama yine de ilginç olacağını düşünüyoruz. Seramik işlemesiyle de ünlüymüş burası. Bakalım örneklerini görebilecek miyiz? Evet, Armolia köyüne geldik. Armolia köyünün sokaklarını şöyle bir yürüyelim dedik. Bilinçli değil, rastgele bir yere koyduk arabamızı. Beton sokaklar, sokakları betonlarla kaplamışlar. Yani çok güzel evler var. Çamaşırları sermişler. Evet, eski evler var. Eskiden yaşayan insanlar, küçük pencereli, kalın duvarlı, Ege bölgesinde sık rastlanan ev tipleri bunlar. 1881'deki büyük bir depremde buradaki mimarların evlerin birçoğu yıkılmış. Bakın, muhtemelen bunlar da 1881'deki o depremde yıkıntısı falan. Belediyenin belediye açmış burası. Kalimera. Evet. Burada bir 1440 yazan bir yer var. Amcalara kalimera dedim. Koru halinde kalimera dediler. Evet. Sokağa oturmuşlar. Bir tanesi şeye benziyor. Papaza. Ama toprak yok. Yani bu köyün sokaklarında tamamen betonla kaplamışlar. Bu da çok iyi bir şey değil. Bu da restorasyonu devam eden bir yer sanırım. Sahibi yoksa girip bakabiliriz. İnşaat halinde. Arkadan da şu anda yaşadıkları eve çıkıyor. Biz oraya girmeyelim. Bunu ev haline getirmişler. Zaten ev ama yani restore etmişler. Biraz daha modern şekilde. Gayet de güzel. Kışın
sıcak, yazında serin olmasına sebep oluyor bu kalın duvarlar. Yani biz kahvaltı yaparız belki rastlarsak iyi bir yer dedik ama burada yok. Demek ki Pirgi'de yapacağız kahvaltıyı. Burası henüz uyuyan bir köy görünümünde şu an. Oh, çok güzel çiçek kokuları geliyor burnuma. Bakın burası bir ev. Harika bir ev. Bunlar da eski işte o yıkılmış dediğimiz, depremde yıkılmış dediğimiz eski binalar bunlar. Bunlar orijinalleri. Artık o evler yerlerini bu evlere bırakmış. Eskileri mi iyiymiş, yenileri mi? Bence yenileri daha güzel görünüyor. Eskileri bizim Ege bölgesinde bulunan yığma taş ev. Bakın hiç ne kolon var, ne demir, ne, çünkü bunlar bayağı bir eski. O zamanlar o teknoloji zaten yoktu herhalde. Demir teknolojisi. Evet, köyü dolaşıyoruz. Ya kimsecikler yok. Bir grup gördük sadece. Onların da ya düğünleri var ya nikahlar var. Toplanmışlar bir yerde. Pazar ayini sonrasıymış. Evet diyor kızım. Pazar ayini sonra. Ha, orada bir tanesi de papaz demiştim. Pazar ayini sonrası çay kahve içiyorlar herhalde. Bizim camiden çıkan cemaatin köy kahvesinde çay içtiği gibi. Evet. Buradan devam edelim. Ara sokaklarda gezmeye. Hani diyebilirsiniz hocam ne işin var burada? Niye geziyorsun boş sokaklarda diye. Merak arkadaşlar. Anahtar kelime. Merak. Gidip gezmek için, yeni şeyler öğrenmek için kesinlikle bazı şeyleri merak etmelisiniz. Öğrenme merakla başlar diye ünlü bir söz vardır. Eğer merak etmiyorsan hiçbir şey öğrenemezsin. Bak burada kavuşuk ağacı kocaman olmuş. Teyzeler evde oturmuşlar. Muhabbet. Evet, Pirgi'ye giriş yapıyoruz. Burası Sakız Adası'nın en çok ziyaret edilen köylerinden bir tanesi. Orta Çağ'dan kalma bir köy Pirgi. En büyük özelliği geometrik şekilde yapılan evleri. Ancak biraz önceki köydeki gibi büyük depremde bu da zarar görmüş. Bir kısmı değişmiş ancak hala birbirine yakın geometrik şekilde evleri görmek mümkün olabiliyor. Evler birbirine yakın çünkü eski çağlarda, orta çağlarda köyleri korumak için, evleri korumak için, etrafına koruma duvarı örmek için evlerin birbirine yakın olması avantajmış. Burada tarımcılık gelişmiş, yani tarım faaliyetleri sürdürülüyor. Balkonlarında kurutulmuş domates, kurutulmuş sebzeleri görmek mümkünmüş buranın. Biz de burada bir kahvaltı mekanı arayacağız öncelikle. Evet, Pirgi'nin sokaklarında yürümeye başladık. Geometrik desenli evler. Bakın evlerin süslemeleri bu şekilde. Ve balkonlarda kurutulmuş sebzeler demiştim. Bak sarımsağı asmışlar buraya. Kurutulmuş domatesler. Tabii mevsimine göre oluyordur bunlar. Şu anda yaz mevsimine yeni girdik. Evler balkonlu.
Tabi sıcak bölgelerde balkonsuz evlerde yaşamak biraz sıkıntı. İşte eski depremden önceki evler ama üstüne yenisini inşa etmişler. Burası ne kadar onu taşır bilmiyorum ama güveniyorlar demek ki. Temele güveniyorlar ki üstüne yenilerini inşa etmişler. Sakız Adası Birgi Köyü sokaklarını, geometrik desenli evlerini meşhur olduğu o köyün sokaklarını geziyorum şu anda. Bakın Türkçe konuşan. Evet. Abi kadını büyüdüm bak diyor işte. Satıcı Türkçe konuşuyor. Bu şekilde reçeli. Bir çay kişi. Soğuk evet, su kapının yanında. Bu bir şeker var. Merhaba. Kalimera. Kalimera. Oh, maybe later. Hela, no problem. No problem. Thank you so much. Gel abi. Gel abi. Bu şart. %46. Almaş. Abi, kahvaltı yapmadık daha. %48,5 euro. 70'lik. %46, 11,5 abi. Daha şart. Şurada bir... Hadi, Şerefe. Şerefe diyor. Kaf kaf kaf, si si si, kaf si kaf si kaf. Kaf kaf, si si diyor. Si si si, kaf si kaf si kaf. Gelen kişilere bizim Şirince'de olduğu gibi içki tattırıyorlar. Çok iyi Türkçe biliyor mekan sahibi. Demek ki burada da eski evler var. Geometrik desenlerle burada bu şekilde. Bakın orada tüm evlerin dışları bu şekilde boyamış, süslemiş şekilde. Özelliklerinden bir tanesi daha bu. Evet, gezmeye devam ediyoruz. Yemek kokuları duyuyorum. Bülbül sesinin eşliğinde. Teyzemin evi galiba burası. Çitlendik. Sakız ağacı olamaz herhalde. Bu bizim bildiğimiz bahçe bitkisi, süs bitkisi. Bakmış meyve şey falan önünde var ya, bana vermişti bir ara kuru zaman. Evet, evleri görüyorsunuz. Tamamı şekilde geometrik desenlerle süslenmiş evler. Buranın olayı da bu. Yani dünyada birçok şehir kendine özgü bir tarz yaratmaya çalışıyor ve bu şekilde turist çekiyor. Tabii ki buranın olayı turizmin geliştiği dönemlerde çok daha önce olduğu için burası orijinal bir yer. Şimdi arkadaşlar buralarda ara ara bakın bu tür şeyler görebiliyorsunuz. Yol kenarlarında da buralarda da. Şimdi çeşitli nedenlerle bunda öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Çeşitli nedenlerle o bölgede vefat eden işte kaza sonucu ne bileyim işte kalp krizi vesaire o bölgede o noktada vefat eden insanların anısına bu tür bir şeyler yapıyorlar. Unutmuyorlar. Evet, sokaklar komple böyle dar. Tek bir araba geçiyor zorla. Evet, geziyoruz. Devam edelim. Pirgi sokakları gezmeye devam ediyorum. Yani şurada bir kilise görüyorum. Orada meydan olduğunu düşünüyorum.
Devam edelim. Burası manav galiba. Köyün manavı. Domatesleri var bu şekilde. Patlıcanlar, kabaklar, domatesler bu şekilde koymuşlar. Kuyruş enginarlar var. Sokak satıcısı galiba. Sağdan önce. Ne satıyor acaba? Köyün bakkalı burada. Gördüğünüz gibi dondurmalarımız var. Bildiğimiz köyün bakkalı. Kalimera. Evet. Şu kiliseye doğru yürüyorum. Yani bu dar sokaklarda ses cihazıyla satış yapıyorlar. Bakın bu şekilde sokaklar. Ama ben gezip görmeyi seven bir insan olarak buralarda yaşayabilir miyim bilmiyorum ama gezip görmek ilgimi çekiyor. Biraz köy kahvesi herhalde. Vav! Valla köy kahvesi. Kalimera! Çayhane. Burası da fırın. Bekleri. Burası da saat kulesi. Kilisenin çanının olduğu yeri hem saat kulesi hem çan kulesi yapmışlar. Altına da burası köyün merkezi demek ki. Camilerin, kiliselerin etrafları aynı zamanda merkez oluyor genellikle. Gayet güzel. Gezmeye devam. Evet, böyle bir yere geldik. Kahvaltı yapalım diye. Burada kahvaltı veriyorlar. Ancak biz lokal bölgenin ürünlerinden şurada bir fırın gördük. Fırından bir şeyler alıp buradan da çay kahve alıp bu şekilde kahvaltı yapmayı düşünüyoruz. Siparişlerimizi verdik. Kızım kahve, ben çay siparişi verdim. Bakalım çaylar bizimki gibi olacak mı? Fırından da kızım şeyler getirecek. Kahvaltımızı o şekilde yapacağız. Evet, bu arada saat kaç gibi çan çalıyor? Saat 11 çanı. Yani saat başı herhalde belli ediyor. Böyle bu şekilde köyün merkezinde hemen kilisenin dibinde gelenler bu şekilde burada kilisenin dibinde kahvaltı yapabilirler. Birkaç tanecik küçük mekan var. Şu şekilde mekanların birinde kahvaltımızı yapabiliriz. Merhaba diyor kız. Türkçeyi de öğrenmişler çünkü Türkiye'den çok fazla turist gelince yanık insanlar ya. Çalıştırmayı iyi biliyorlar mekanı. Hak eden kazansın. Sakız Adası'nda su bol arkadaşlar. Adalarda genellikle su sıkıntısı olur ama burada yüksek dağlar var. Muhtemelen yüksek dağlarda kaynak suları geliyor. Sakızlı'da şu an Pirgi'deyiz. Sakızlı'da sokaklarda bu şekilde bizdeki sebil-i hayratlar var. Evlerin önlerine veya işte belirli mekanlara böyle çeşmeler yapılır. Eskiden de küpler konulurdu, tas konulurdu. Burada da su, yeterli su olduğu için çeşme yapmışlar. Bunlar içilebiliyor biraz önce sürahisiyle doldurdu gittik gördüğüm biri. Bakın bir tanesi orada, bir tanesi de hemen burada. Yani burası da eski bir çeşme, güzel de ördekten bir başlık yapmışlar. Yine bir evin kapısının hemen önünde. Muhtemelen ev sahibi hayır olsun diye bu çeşmeyi buraya koydurmuş. Gelen için bunu içiyor. Evet, gelin bakın burada da kız suyunu alıyor. Ona soracağız biraz daha.